Herkese merhaba arkadaşlar. I have just eaten a chocolate cake. I have already cleaned my room. I haven't drunk milk yet. Burada gördüğünüz kullanımları ve zaman kelimelerini detaylıca açıklayacağım. Şimdi soru kalıbını görelim. Have you ever been to France? Yes, I have. Evet, bu kalıp Teog'un meselesi arkadaşlar. Çok dikkat. Has he finished his homework? No, he hasn't. Şimdi present perfect tense'i nerelerde, ne zaman ve neden kullanıyoruz ona bakalım. Çok dikkat. İşte Teog'un konusu. İşte Teog'da çıkacak sorulardan. Present perfect tense gelirse böyle gelir arkadaşlar. Geçmişte belirsiz bir zamanda yapılan eylemler. Bu olay geçmişte yaşandı. Fakat zaman önemli değil. Hayatınızda geçirmiş olduğunuz tecrübeleri anlatmak için kullanılıyor. Tecrübelerden bahsederken zamanın bir önemi yok. Have you ever kalıbı. I have been kalıbı arkadaşlar. Have you ever been to Paris? Hiç Paris'te bulundun mu? Yes, I have. I have been to Paris. Evet, Paris'te bulundum. Bu çarpılarda gördüğünüz gibi hayatımın bir döneminde Paris'e gittim. Şu an buradayım. Gittim ve geldim. Ama ne zaman gittim? Önemli mi? Hayır. Ne zaman gittiğimi söylüyor muyum? Hayır. Ne zaman gittiğimle ilgileniliyor mu? Hayır. Zaman önemli değil. Hayatımın bir noktasında geçmişte bu işi yaptım. I have ridden a horse. Ata bindim ben. Hayatımın bir noktasında ata bindim arkadaşlar. Belki 3 yıl önce, belki 5 yıl önce, belki 15 yıl önce. Okay? I have eaten sushi. Sushi yedim. Ne zaman yedim? Önemli mi? Hayır. Ben hayatımda bunu tecrübe ettim. En önemli kullanım bu arkadaşlar. Bunu bilmeniz bile Teog'da size yeterli olabilir. Ama yetmez diyoruz. Biz yine de devam ediyoruz diğer kullanımlarla. Geçmişte belirsiz bir zamanda başlamış ve hala devam eden olaylar diyoruz. Olay geçmişte başladı ama hala bitmedi. Diyelim ki benim bir baş ağrısı sorunum var. He has had a headache since 12. O çocuğun 12 yaşından beri baş ağrıyor. Demek ki 12 yaşında başlamış, hala devam ediyor. Bu olay baş ağrısı hala devam ediyor. Yine zaman çok önemli değil. Bu çocuk kaç senesinde 12 yaşındaymış? O bizi ilgilendirmiyor. O verilmiyor. 12 yaşında başlamış, yani geçmişte başladığını belirtmek için. Geçmişte yapılmış bir eylem var yine. Etkileri şu anda devam ediyor. Yani şu ana çok yakın bir noktada yapılmış bir eylem var. Ve sonuçlarını görüyorsunuz. She has baked a cake. Görüyorsunuz, kadının elinde kek şimdi çıkarıyor fırından. Sıcak, taze, mis gibi kokuyor. Henüz yapmış, daha şimdi yapmış. Deliller ortada. Daha kaldırmamış. Kek bitmemiş, yenmemiş, bulaşıklar yıkanmamış. Her şey taze. Olay taze. Olay taze ise geçmişte başladı, şu ana taze devam ediyorsa perfect kullanıyoruz arkadaşlar. Ve bir diğer kullanım. Olayın meydana geldiği zaman periyodu henüz bitmedi. Gün içinde düşünün, sabah. I haven't eaten anything all day. Bütün gün hiçbir şey yemedim. Ama gün bitmedi. Ben günün şu an şurasındayım. Bakın, gece yarısı burada. Henüz gün bitmedi. Ve gördüğünüz gibi all day. Bütün bir günü gösteriyor bu. Olay burada gerçekleşti. Gün bitmedi. Bu yüzden de perfect kullandım. Evet, perfect'in anlamları bu şekilde, kullanım alanları bunlar. Bunları bilmeniz yeterli. Özellikle de have you ever, I have been gibi kullanımları bilmeniz bile yeterli olacak. Şimdi gramer yapısına inelim. Olumlu cümlelerde çoğullarla, plural çoğullar demek. I, we, you, they. Ben her zaman burada çoğullarla birlikte hareket ediyorum. Bunu da unutmayınız. Plurallarla, çoğullarla iki yardımcı fiilden biri. Have yardımcı fiilini kullanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi have yardımcı fiilini kullanıyoruz.
Have yardımcı fiili. Bu gördüğünüz have yardımcı fiilini kullanıyoruz. Present perfect tense'te iki tane yardımcı fiil var. Have, has. Çoğullarla have hemen akabinde fiilin üçüncü hali geliyor. I have drunk milk, drank. I have eaten hamburger, ate. You have cooked the dinner, cooked. They have been to Ankara, emizar, was, were, been. Fiilin üçüncü hali perfect tense'in en önemli kullanım noktalarından biri arkadaşlar. Have has'i bileceğiz, fiillerin üçüncü halini bileceğiz. Birazdan gelecek yardımcı fiilleri bileceğiz. İşte bu kadar perfect. Korkulacak hiçbir şey yok. Sadece verb tree sizin canınızı biraz sıkabilir. Ezberlemeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet, bir noktada haklısınız. Ama lütfen çok tekrar edin. Özellikle kitabınızda çıkmış olan fiillerin üçüncü hallerinden başlayarak çalışın. Bu durumda TEOG'a kadar birçok fiilin üçüncü hallerini öğrenmiş olacaksınız. Ayrıca lisede de bu konu size çok yardımcı olacak. Oyunlarla öğrenmeye çalışın. Benim sistemde çok değişik videolar var. Onları izleyin. Aranızda oyunlar oynayın. Yazarak çalışın. Böylece fiillerin üçüncü halleri bir süre sonra otomatikman gelecek arkadaşlar. Don't panic. Evet, şimdi ne demiştik? İkinci yardımcı fiilimiz has geliyor. He, she, it. Tekillerde has kullanıyoruz. Yine fiilin üçüncü hali geldi. He has arrived. Düzenli bir fiildir. Ed aldı. She has bought. Bought. It has drunk milk, drank. Fiilleri bir de ikiye ayırıyorduk. Düzenli ve düzensizler. Düzenliler çok kolay zaten. İkinci ve üçüncü hallerine bir ed getirin, bitti gitti. Irregular, düzensizler sizi biraz zorlayabilir. Bu yüzden öncelikle düzensizlerden çalışmaya başlayın. Tekrar ediyorum. İki yardımcı fiil. Birincisi have çoğullarla, ikincisi has tekillerle. Bir de fiilin üçüncünü bildiniz mi? İşte bu kadar. Bu aslında zor değil present perfect. Past tense'deki gibi bir birinci haline dön, bir ikinci haline dön, bir üçüncü haline git. Yok. Hep üç. Olumluda da üç, olumsuzda da üç göreceksiniz birazdan. Soruda da fiilin üçüncü hali arkadaşlar. Hemen olumsuzlara geldik. Yardımcı fiile not yapıştırmanız yetiyordu. Artık bunu öğrendiniz. Hadi o zaman. Çoğullar have yardımcı fiiline not'ı yapıştırdık. I haven't, we haven't, you haven't, they haven't. I haven't drunk, we haven't eaten hamburger. You haven't cooked the dinner. They haven't been to Ankara. Yine fiilin üçüncü hali. Tekillerde has'i biliyorduk. Yapıştır not'ı. Bitti gitti. Tabii ki has not çok kullanılmıyor. Biz hep kısaltıyoruz. Hasn't, haven't gibi. He hasn't arrived home. She hasn't bought flowers. It hasn't drunk milk. Yine fiilin üçüncü hali. Soru yaptık. Soru yapmak çok kolay biliyorsunuz. Yardımcı fiili biliyorsan çek başa, bitti gitti. Sadece soru kelimeleri varsa tabii ki bu kural geçerli değil. Yardımcı fiillerle yapılan basit sorularda yardımcıyı başa çek. Have I drunk milk? Have we eaten hamburger? Have you cooked the dinner? Have they traveled to Ankara? Have I drunk milk? Ne saçma soru değil mi? İnsan kendine böyle bir şey sorar mı ya? Değil mi? Ben süt içtim mi? İçtim ya ben süt. Böyle bir şey sormayız değil mi? Evet, gramer olarak verdim zaten size. Hayatınızda bir yerde böyle bir şey görürseniz diye. Gramer olarak doğrudur ama anlam olarak evet saçma. Çok da kullanıldığını düşünmüyorum. Evet, tekillerin soruları. Yine yardımcıyı başa çektik. Has he arrived home? Has she bought flowers? Has it drunk milk? Çok kolay arkadaşlar. Şimdi zaman kelimelerini de öğrendik mi? İşlem tamam. Lately, recently. Bakalım neymiş? Talking about recent actions. Son zamanlarda, son günlerde demek. Lately, recently. Şimdi şu balonu patlatsak arkasından ne çıkar acaba? Hadi tahmin etmeye çalışın.
Evet, ben sizi duyamıyor olabilirim ama ne dediğinizi ben de tahmin edebiliyorum. Örnek çıkacak mı? Hadi bakalım. Balonu kim patlatmak ister? Çıldırıyorsunuz buraya gelip dokunmak için balona. Biliyorum. Ben sizin eliniz kolunuz olup daha fazla merakta bırakmadan balonu patlatayım. Hadi bakalım. Örnek diyenler haklı çıktı. Örneklerimiz geldi. I have been very busy lately. I have been very busy lately. Son zamanlarda birazcık balonumuzu, ops. Aman Tanrım, bir daha patlamak istiyor. Hadi bir daha. Biraz daha da büyütelim. Been very busy lately. Son zamanlarda çok meşgulüm. Son zamanlarda çok meşgulüm. Halimi görüyorsunuz değil mi? İşler, güçler, telefonlar ne hale gelmişim. Siz de böylesiniz biliyorum. I have been very busy lately diyorsunuz. Son zamanlarda çok meşgulüm diyorsunuz. Çok ders çalışıyorsunuz biliyorum. She has had difficulty in doing her homeworks recently. Son zamanlarda ödevlerini yapmakta zorlanıyor bu kızcağız. Belki sıkıldı, belki biraz bunaldı, belki biraz takviye ihtiyacı var, bilemiyoruz ama halleder bence. Siz de halledeceksiniz. Had difficulty, have difficulty, zorluk yaşamak, zorluk sahibi olmak demek, zorluk yaşamak demek. Ben sizin bu cümleleri özellikle daha kolay görebilmeniz için balonumuzu biraz bu tarafa çekiyorum ve cümleleri daha rahat görmenizi sağlamak istiyorum. I have been very busy lately. She has had difficulty in doing her homeworks recently. Gördüğünüz gibi recently ve lately'yi cümlenin son kısmına ekledim. Cümlenin en sonuna atıyoruz arkadaşlar. Son zamanlarda demek zaten. Sonda olsun. Gitsin sonda dursun. Evet. Şimdi diğer bir sembol. Şimdi üç tane alarm clock var burada. Bu alarmlar çaldığı anda, gördüğünüz anda bilin ki present perfect tense cümlesiyle karşı karşıyasınız. Have has verb 3. Hemen alarmlar çalsın beyinde. I have just cleaned the house. Henüz temizledim evi. Just henüz demek. Evi henüz temizledim. Gördüğünüz gibi mop, kova, fırça, malzeme, üstüm başım temizlik kılığındayım. Ev pırıl pırıl. Ama deliller ortada. Henüz temizlemişim. She has just made a cake. Bize kek yapan bayanı hatırladınız mı? O henüz yaptı keki. Şimdi fırından çıkarıyor, sıcak sıcak getirecek yiyeceğiz. Oh, ne güzel olurdu değil mi şimdi? Bir kek olsa. Evet, just arkadaşlar. Have ve has'den sonra geliyor ve dikkat, olumlu cümlelerde. Asla olumsuz ve soru da just olmaz. Buraya çok dikkat. Gelelim ikinci alarm clock'umuza. Alarmlar çalıyor. She has already painted the house. Classroom, sorry. She has already painted the classroom. Çoktan boyadı sınıfı. Öğretmen görev vermiş. Demiş ki sınıfınızı siz boyayacaksınız. Bu kız boyamış, bitirmiş gördüğünüz gibi resimde. Kurumuş, pırıl pırıl. Mis gibi bir sınıf. Bitirmiş işini, giyinmiş. Gidiyor evine. She has already çoktan oldu bitti bu iş. I have already finished my homework. Çoktan bitirdim. Televizyon seyrediyorsun ama sen ödevini yaptın mı bakalım çocuk? Diyoruz. O da diyor ki çoktan bitirdim bile. Hatta kitaplarımı çantama bile kaldırdım. Çoktan. Şimdi artık hak ettim ben bu işi yapmayı. Yine dikkat. Çok dikkat edin. Have has'den sonra geliyor. Ve olumlu cümlede. Just olumlu cümlede. Already olumlu cümlede. Ama şimdi gelecek alarm clock olumsuz ve soru da kullanılıyor arkadaşlar. She hasn't found the pencil yet. Have you bought a new car yet? Gördüğünüz gibi cümlenin en sonunda geliyor yet. Olumsuz cümlelerde
Burada gördüğünüz gibi. Ve soru cümlelerinde yeti kullanıyoruz. Anlamı henüz demek. Olumsuz cümlelerde Türkçe'ye çevirirken evet henüzü kullanıyoruz. Henüz kalemini bulamadı. Mutsuz çocuk gördüğünüz gibi. Ama sorularda beynimiz henüz diyor ama dilimiz henüz demiyor. Dilimize getirmiyoruz. Have you bought a new car yet? Henüz yeni bir araba mı aldın diye bir Türkçe olamaz, değil mi arkadaşlar? Bu yüzden o henüz beynimizde çınlarken dilimizden çıkmayacak. Yeni araba mı aldın? Ama henüz beynimizde. Evet. Dikkat, olumsuz ve sorularda cümlenin sonunda. Şimdi son noktaya geldik. Son dokunuşu yapacağız. Son dokunuş. TEOG için en önemli nokta. Bu TEOG'da çıkabilir arkadaşlar. Bean ve gone arasındaki fark. Biz Türkçe'de Paris'e gittim, Paris'te bulundum dediğimizde aynı şeyi anlarız. Ama İngilizce'de bulunmakla gitmek farklı söyleniyor. She has been to Paris. Resme bakın. Bu kız Paris'te mi şu anda? Şu üstteki resim. Hemen size işaretlemek istiyorum. Şu. Bu kız Paris'te mi? Hayır. Paris'te değil. Paris'e gitmiş, gelmiş şu anda İstanbul'da Sultanahmet Camii'nin önünde meydanda. Been kullanıldığında daha önce orada bulundu, oraya gitti ve geri döndü. En önemli bakın, geri döndü arkadaşlar. Yani şu anda orada değil. She has been to Paris. I have been to Africa. Ben şu an İstanbul'da size bu videoyu hazırlıyorum. Afrika'da değilim ama I have been to Africa. She has gone to Paris dediğinde ise resimde gördüğünüz, ikinci resimde gördüğünüz gibi Eyfel'in önünde resim çektiriyor. Paris'te geziyor bu kız. Şu an Paris'te. Gone to Paris. Paris'e gitti. Hala orada. Henüz geri gelmedi. Okey? Önemli olan bu. Bir gitti, geldi. Hayatının bir noktasında, bir zamanında, bir döneminde bunu yaptı. Ve bitirdi, geri geldi. Gan gitti ama geri dönmedi, hala orada. Bu çok önemli arkadaşlar. Lütfen burasını çok iyi öğrenin. Sınavda bundan soru çıkma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Evet, korkulan present perfect tense bu kadar. 18 dakikada bu işi hallettik. Eğer sizler de benim bu videomu beğendiyseniz ve ben Present Perfect Tense'i süper öğrendim hocam. Diğer videolarınızı da izleyeyim diyorsanız buyurun YouTube kanalım. Sürekli yeni videolar yüklüyorum. Lütfen kanalıma üye olun. İlk sizin haberiniz olsun. Ayrıca Facebook sayfamdan da diğer gönderilerimi takip edebilirsiniz. Ama yok, benim ya da bir tanıdığımın özel derse ihtiyacı var. Dilek Hoca ile beraber bir takviyeye ihtiyacı var diyorsanız işte profil sayfam ve özel iletişim numaram. Hepinize başarılar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.